Sıcak çarpması olduğunu hasta nasıl anlamalıdır? Sıcak çarpmasıyla karşılaşan bir kişiye nasıl müdahale etmemiz gerekir? Ve sıcak çarpmasının belirtileri nelerdir? Sıcak çarpması nedir? Sıcak çarpması, sıcak havalarda eğer kişi korunmamış ise, açık renkli kıyafetler girmemişse, yeterli sıvı almamış ise, tuz kaybını telafi etmemiş ise bu kişilerde sıcak çarpması olabilir. Sıcak çarpması nedir? Adı üzerinde sıcağın çarpması ama tabii böyle araba çarpması gibi değil. Sıcak çarpmalarında düşük tansiyon oluyor. Eğer kişilerde kansızlık varsa mesela bunların zaten tansiyonları düşük olur. Veya kişilerde tuz düşüklüğü varsa, çok fazla terleyen bir kişi ise tuz yeterli almamışsa yine tansiyon düşmesi olur. Bir de sıcak çarpmalarında damarlarda genişlemeler meydana geldiği için vücuttaki olan kan daha geniş alana yayılması sebebiyle kanın damarlara yaptığı basınç düşmesi sebebiyle gene düşük tansiyon meydana gelir. Bunların hepsi sıcak çarpmasının mekanizmaları etkilemesi sebebiyle yaptığı şikayetler, sonunda komaya kadar gider reaksiyonlar zinciri oluşuyor. Bunu nasıl anlarız? Kişi pat diye sıcakta düşer, bayılır mesela. Eğer ortam çok sıcak ise, mesela kapalı mekanlarda, havasız mekanlarda ise havalandırmayı açmamız gerekiyor. Veya kapı camı açmak gerekiyor, klima imkanımız yok ise. Bu kişiyi soğutmamız gerekiyor. Damarları ne büzüştürür? Soğuk hava. Ne yapmak lazım bu kişiye? Eğer varsa buz, evde buzdolabı var ise oradan buz alıp veya soğuk su alıp vücudunu o soğuk su üzerine dökerek veya soğuk suyu havluya döküp havluyla beraber komple vücudunun büyük yerlerini, vücuttaki yüzey olarak en büyük yerler göğüs ve sırtlar. Oralara soğuk havlu, soğuk suyla ıslatılmış havlu koyarak oradaki damarların büzüşerek tansiyon toparlamasını sağlamak lazım. Bir de ilk müdahale bunlardan evvel ayakları kaldırmak lazım. Ayaklar kaldırıldığı zaman ayaklara kan gitmez. Uyuşur ayaklar belki ama kan kalbe geri dönüşü hızlanacağı için kalbin çalışmasını yavaşlatıp hızlı olan kalp ritmini düşürmeye yardımı olur ve beyne daha çok kan giderek şuurunun yerine gelmesine fayda sağlar. O yüzden bütün bayan hastalarda hangi sebeple olursa olsun bayılmalarda tansiyon düşmesi, şeker, üre komasının hepsinde yere yatırıp düz bir zemin ayakları yukarıya kaldırmak lazım. Eğer güçsüz, kuvvetsiz, zayıf bir kişi ise ayakları koltuğun üstüne koymak lazım. Yani oraya kadar kaldırılmak lazım. Çünkü herkesin vücut ağırlığı aynı değil. Ama ilk yapılacak müdahale bu. Ondan sonra diğer müdahaleler yapmak lazım. Tabii ki mümkünse eğer hastaneye yakınsa hemen hastaneye götürmek lazım. Serum takılması lazım kişilere. Ama ilk müdahale ayakları kaldırıp şuurunu yerine getirecek ilk müdahale yapmamız lazım. Vücudu soğutmamız gerekiyor. Soğuk suyla müdahale etmek gerekiyor. Veya hiç soğuk ortam yok, buz yok, klima yok, hiçbir şey yok. Duş aldırmak lazım bu kişiye. Yani eğer yürüyemiyorsa bile küvete sokup içine atıp bir şekilde duşla beraber soğuk olmasa bile duş, normal oda sıcaklığı bile olsa sıcak çarpmasında vücut sıcaklığı 40'a kadar çıkıyor. En sıcak havada bile eve gelen su sıcaklığı toprak altından borularla geldiği için 25, 29'u 30'u aşmaz zaten. Gene bu 40'tan az olduğu için gene su ısısına düşeceği için vücut 40'tan aşağı indirmek lazım. Vücut ısı 36 zaten. 36'ya kadar indirdiğimiz zaman zaten kişi kendine gelir. O yüzden ilk yapılacak olan müdahale ayakları kaldırmak ve soğutmak vücudu. Bunu yaptığımız zaman kişilerin şuuru zaten yerine gelir. Eğer devam ederse, tekrarlarsa, çok sık aralıklarla onu mutlaka ambulans çağırıp hastaneye götürmek lazım.